friend. A part of that, the situation is very good because after 40 training sessions and 7 matches, there is only one injured player. The people that arrived later because of the Euros or because of transfer, they are improving their condition. We trained very well in these days between the Lugano match and today. We are ready for tomorrow. Önemli bir sakatlığımız var. Fred'in yaşamış olduğu sakatlık. Onun dışında takımın durumu iyi. Yaklaşık 40 antrenman gerçekleştirdik takımla. 7 tane maç oynadık ve sadece bir sakatlığımız oldu bu süreçte. Takıma sonradan katılan oyuncular gerek Avrupa Şampiyonası nedeniyle gerek sonradan transfer oldukları için sonradan katılan oyuncular durumlarına gitgide iyiye çekiyorlar, yukarı çekiyorlar. Lugano maçından bugüne kadar olan süreçte çok iyi antrenman yaptık. Yarınki maç için hazırız. Fred'in sakatlığıyla ilgili konuştu hoca. Çokça görüyoruz bir defansif orta saha transferi, bir hücuma yönelik orta saha transferi çokça konuşuluyor. Kendisinin bu konudaki görüşlerini merak ediyoruz. So you have just mentioned about Fred's injury and there are a lot of news about Fenerbahçe. Might sign a defensive midfielder and also offensive midfielder, so I would like to hear your opinion about that. I would love to speak Turkish well, but I'm happy sometimes that I don't do, because I don't understand what you say in television. I don't understand what you write in sites and social media. So I'm outside of this transfer rumor. We don't have Fred for tomorrow. We have other players. When a player is injured, is a window of opportunity for the other people. And what I expect is the people that plays to give their best, like they are doing every day in training. Every coach in the world always wants more players. But I'm calm, and I prefer to focus on the players that I have. If one day, until the end of the market, a new player arrives, like every coach, I will say welcome. But I'm not desperate for that. I'm confident that my boys will give their best. Türkçe konuşabiliyor olmayı isterdim ama bazen de konuşamadığım için mutlu oluyorum. Çünkü televizyonlarda neler konuşuluyor anlamıyorum. Haber sitelerinde, sosyal medyada neler yazılıyor bunları anlamıyorum. Bu transfer dedikodularının dışındayım. Evet, Fred yarın olmayacak ama başka oyuncularımız var. Sakatken, bir oyuncu sakatlandığı zaman diğer oyuncular için aslında bir fırsat penceresi açılır. Benim de umduğum şey şu ki onun yerine oynayacak oyuncu veya oynayan oyuncular her ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Tıpkı tüm antrenmanlarda yapmış oldukları gibi. Her hoca daha fazla oyuncu ister kadrosunda ama ben sakinim. Ben elimdeki oyunculara odaklanmayı tercih ediyorum. Tabii ki transfer penceresi kapanana kadar yeni bir oyuncu gelirse her hoca gibi ben de ona hoş geldin derim ama ben umutsuz değilim. Özgüvenliyim. Elimdeki oyuncuların en iyisini yapacağını biliyorum. Une question sur French media. Please. Bonjour. Sure. You can ask in English. Playing games in July and in the beginning of August is particular. What has been your approach for these games? Is it something special for you? In French or in English? English, please. It's the first time that I... It's not the first, in fact, it's the second. I always forget that I did the same with Tottenham. So it's the second time I play qualifications. But it's the first time I do it in a season of Euros or World Cup, which makes preparation double difficult. Difficult because you play
official matches, but also difficult because the players are leaving the Euros in different periods, and then one come and another one come. And we have in this moment 40 training sessions, but I think maximum 10 with everybody. So people is coming step by step. That makes, of course, difficult, but it is what it is. And I don't like alibis, I don't like excuses. I like to focus always on the next match. For tomorrow match, apart of Fred injury, we are in a better situation because players are in a better condition. And of course we have this motivation. I know that people sometimes can ask what is our motivation for the season. Is to play Champions League, is to try to win the Turkish League. What is the motivation? For me, the motivation is always the same. Is the next match. So next match tomorrow, that's all focus. Soru şu şekilde, Temmuz ayında, Ağustos ayı başında oynanan maçlar her zaman özel maçlardır. Yani değişik maçlardır, sezonun çok erken döneminde oynandığı için. Buna yaklaşımınız nasıl? Bu benim için ilk defa olmuyor, ikinci defa oluyor Tottenham'ı. Zaman zaman unutuyorum Tottenham'la ön eleme oynadığımı. İkinci defa başıma geliyor bu, ilk değil. Ama ilk defa Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası olan bir yazda erken açıyorum sezonu. Bu da işimizi iki kat daha da zorlaştırıyor. Zor çünkü resmi maçlar oynuyorsunuz. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'ndan katılan oyuncular farklı farklı periyotlarda takıma dönüyorlar. Şu anda 40 idman gerçekleştirdik. Belki maksimum 10'un da tamamı vardı oyuncuların elimizde. Adım adım takıma katıldılar. Bu da işimizi zorlaştırıyor ama içinde bulunduğumuz durum bu. Ben bahane sunmayı sevmem. Ben her zaman bir sonraki maça konsantre olmayı severim. Yarın Fred'in yokluğu dışında takımımız daha iyi bir durumda olacak. Oyuncular durum olarak daha iyi bir durumda olacak. Bu maç için motiveyiz. Bazen sorarlar, sezon için motivasyonunuz nedir? Şampiyonlar Ligi'nde olmak mı, ligi kazanmak mı diye. Ben her zaman aynı şeyi söylerim. Benim motivasyonum hep bir sonraki maçtır. Yarınki odağımızda önümüzdeki maç olan yarınki maç olacak. Yes, good evening. Tomorrow you will face Lille. What are your thoughts about the team? And what do you expect of the game? Expect to win. But I know that is going to be very difficult. I like Lille very much. People was asking me if I was looking Lille when we were playing Lugano. No, not one second of Lille when we were playing Lugano. But after Lugano and after a couple of hours in the swimming pool, I watch a lot of Lille and I like it. I watch, of course, every match in pre-season. Against the Belgian teams, against Celta, against Wolfsburg, I watch everything. Also my guys, they did the work. It's a good team. You can see that it's a team with a new coach, but it's a team that come together with a certain idea from the past. Very good players. A part of Jonathan David, every player is working from day one with the team. It's a very difficult team, but we are also a very difficult team for them. Soru şu şekilde, Lille ile karşılaşacaksınız. Takımla ilgili düşünceleriniz neler? Size göre artıları, güçlü yönleri ve zayıf yönleri neler? Yarınki maçtan ne bekliyorsunuz? Cevap şu şekilde, yarınki maçı kazanmayı bekliyorum, kazanmayı umuyorum. Çok zor bir maç olacağını biliyorum Lille takımını. Beğeniyorum. Lugano maçlarını oynarken bana sormuşlardı Lille takımını izlemeye başladınız mı diye. Ama o maçları oynarken bir saniye bile izlememiştim. Fakat Lugano maçı sonrası, ikinci maçtan sonra havuzdaki birkaç saatten sonra rakibimizi izlemeye başladık. Ve çok fazla izledik. Gerçekten hoşuma gitti takım olarak. Sezon öncesi oynadıkları bütün maçları izledik. Ekibim de aynı şekilde Belçika takımlarıyla, Celta Vigo ile Wolfsburg'la oynadıkları maçları izledik. Gerçekten iyi bir takım. Yeni bir hocaları var ama geçmişten gelen belli fikirleri var uyguladıkları. Jonathan ve David dışında ilk günden itibaren birlikte çalışıyorlar. Zor bir maç olacak bizler için ama onlar için de zor bir maç olacak. Başka soru? Any other question?
Last question. Last question, please. The Champions League is a goal for the team, but is it a necessity for the club this season? The club never told me that Champions League is a need, but I think that by the prestige and for the prestige of the players, it's good if we can play Champions League. If you ask me, can we win the Champions League? I tell you, anything is possible, but I don't believe in miracles. If you ask me, can we win the Europa League? I tell you, yes, we can. But if you ask me, do I want to play Champions League or Europa League? I want to play Champions League. So we are going to do anything we can to try to play Champions League. Of course, difficult draw from Lugano could be easier. Difficult draw against Lille could be easier. But as I was saying, we are also a difficult draw for them. So let's go. Let's go for the fight. When I say fight, I don't say France, Argentina in the Olympics. I say a good football fight. Soru şu şekilde: Şampiyonlar Ligi'ne katılmak takımın hedefi ama aynı zamanda kulüp içinde bir ihtiyaç mı? Cevap şu şekilde: kulüp hiçbir zaman bana Şampiyonlar Ligi'nin bir ihtiyaç olduğunu söylemedi. Ama bence hem kulübün prestiji için, hem Türk futbolunun prestiji için, hem de oyuncuların prestiji için eğer Şampiyonlar Ligi oynayabilirsek bizler için iyi olur. Eğer bana sorarsanız Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir misiniz diye şunu derim: her şey mümkün ama ben mucizelere inanmam. Ama bana Avrupa Ligi'ni kazanabilir misiniz derseniz evet kazanabiliriz derim. Ama bana Şampiyonlar Ligi'nde mi yoksa Avrupa Ligi'nde mi oynamak istersiniz diye sorarsanız ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim derim. Biz de Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için her şeyi yapacağız. Zor bir kura çektik. Lugano kurası bizler için zordu, daha kolay olabilirdi. Lille kurası bizler için zordu, daha kolay olabilirdi. Ama biz de bu rakipler için zoruz. O yüzden saha içerisinde savaşacağız, savaşa gideceğiz. Savaş derken Fransa, Arjantin, Olimpik oyunlarından bahsetmiyorum. Yarın güzel bir futbol mücadelesinden bahsediyorum. Teşekkür, merci beaucoup. Teşekkür ediyoruz ve kaptanımız Mert Akan Yandaş'la devam ediyoruz.